Geldi TV Yalova izleyicileri. Ayhan Polat'la birebir kent konuşmaları programının 13. konuğu AK Parti Yalova İl Başkanı Sayın Muğlin Bahater. Ayhan Polat'la birebir kent konuşmaları programının amacı kent yönetiminde söz sahibi, yetkili ve etkili kişileri programa konuk etmek, kentin sorunlarını Yalova kamuoyunun gündemine taşımak ve çözüm yolları bulmaktır. Evet Sayın Bahater, Yalova TV stüdyolarında bugünkü konuğumuzsunuz. Programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Ayhan Bey. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Bahater, hemen programın sorularına geçelim. Öncelikle kendinizi bize tanıtarak başlayalım. Buyurun efendim. Teşekkür ediyorum. Sorularınıza cevap vermeden önce öncelikli olarak tüm izleyicilerimize buradan selamlarımı gönderiyorum. İnşallah güzel, keyifli bir program olacak. Beni davet ettiğiniz için tekrar sizlere de teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Muğlin Bahater kimdir diye sordunuz. Muğlin Bahater 1977 Yalova doğumlu. Aslen Güney köylüyüm. Kafkas kökenliyiz. Uzun yıllardır Yalova'da ticaretle uğraşan bir ailenin oğluyum. İki kardeşiz, bir kız kardeşim var. Beraber çalışıyoruz. İlk orta ve lise öğrenimlerimi Yalova'da tamamladım. İstanbul'da işletme alanında üniversite öğrenimi gördüm. Şu anda Yalova Ticaret ve Sanayi Odası'nda meclis başkanlığı görevini yürütmekteyim aynı zamanda. İşte bir dönem meclis üyeliği yaptım. Yalova'daki muhtelif sivil toplum kuruluşlarında bir takım görevler aldım. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve teşkilatımızın uygun görmesiyle de aşağı yukarı son iki aydır il başkanlığı, Yalova İl Başkanlığı görevini yürütmekteyim. Sayın Bahater, AK Parti'de siyaset yapmaya ne zaman başladınız? Ya şöyle söyleyeyim, tabii biliyorsunuz bizim partimizde ana kademelerde ancak her aileden bir kişi olabiliyor aynı soyadını taşıyan. Burada öncelikli olarak amcam Hakkı Bahater partinin kurucuları arasında. Yusuf Ziya Beylerle birlikte kurucular kurulu üyesi. Devamında ben 2009 senesinde amcam il yönetimini bıraktıktan sonra işte il yönetim kurulu üyesi olarak o dönemden beri il yönetiminde görev alıyorum. Sayın Hakkı Bahater'ın yıllarca AK Parti'ye vermiş olduğu emeği çok yakından bilen bir gazeteciyim. Evet, sağ olun. Emeğiniz çok AK Parti'ye. Kurucuları arasında da olması Hakkı Bey'in çok anlamlı. Sizin açınızdan öyle değerlendirdi. Kendisi bayrağı bize devretti diyelim. Evet, ne güzel. Peki Sayın Bahater, sizin görev yaptığınız süre nedir AK Parti'de, teşkilat bazında ve ne gibi AK Parti iktidarının nimetlerini Yalova'ya getirebildiniz diyelim? Evet. Şöyle söyleyeyim, ben 2014 yılının Nisan ayından beri Yusuf Ziya Öztabak Bey'le birlikte il yönetim kurulu üyesiyim. Aynı zamanda da il başkan yardımcılığı görevini yürütmekteyim. Evet. Bu zaman zarfı içerisinde farklı kademelerde görevler aldım. Birincisi il ekonomi başkanlığı, ekonomiden sorumlu il başkan yardımcılığı görevini yürüttüm. Daha sonra ARGE'den sorumlu olarak çalıştım. En son halkla ilişkiler başkanlığı, birim başkanlığı görevinde bulundum. Bu zaman zarfı içerisinde Yalova ile ilgili bir takım önemli projeler yaptık. Mesela il ekonomi işleri başkanı iken şehrin ekonomik beklentileri çalıştayını düzenledik. Bu çalıştayla Yalova Üniversitesi, ilimizdeki muhtelif STK'lar, ticaret odası, esnaf odası vesaire tüm ileri gelen kurumları bir araya toparlayarak şehrimizin öncelikleri nelerdir, halkımızın beklentileri nelerdir bunlarla ilgili bir çalışmamız oldu. Bu yapılan çalışmalar neticesinde de şöyle bir şey çıktı. Mesela Yalova bildiğiniz gibi lojistik olarak, stratejik olarak çok önemli bir lokasyona sahip. Burada birinci önceliğimiz Yalova'nın konumu itibariyle turizm faaliyetlerinin ön plana çıkması. Yani gerek termal kaynaklarımızı, biliyorsunuz termal ilçemiz kaplıcalarıyla, doğal güzellikleriyle, kaplıca termal turizmiyle çok ön planda olan bir yer. Birinci önceliğimiz bu çıktı araştırmalar neticesinde. İkincisinde Yalova Üniversitesi'nin Yalova'ya büyük bir önem kazandıracağı. Üçüncü proje olarak da bu yeni kurulması beklenen organize sanayi bölgelerinin Yalova için son derece önemli olduğu kanaatindeyiz. Yani Yalova'nın ekonomisi diyorsunuz, hizmet sektörü,
eğitim noktasında öğrenci kapasitesinin ya da üniversitesi öğrenci kapasitesinin yükseltilmesi, o sebelerle yine bir sanayi şehri havasına bürünmesi gibi bu sektörlere önem verilmesi gerektiğini ve bu konuda da bir altyapı, bir araştırma içerisine girip bu istenilen Yalova'nın coğrafyasına uygun, Yalova'nın stratejik yapısına uygun sektörlerin gelmesi noktasında bir hazırlık yapıldı. Öncelikli olarak biz şehrin beklentilerini, güçlü ve zayıf yönlerini tespit etmeye çalıştık. Bunu yaptıktan sonra da demin ifade ettiğim gibi üniversiteyle ilgili, termal turizm avantajlarıyla ilgili ve OSB'lerle ilgili olarak yatırımların Ankara düzeyinde planlanmasını sağladık. Mesela şu anda 1/25.000'lik, 50.000'lik planlar yapılıyor biliyorsunuz. Bu planlar neticesinde termalin daha efektif olarak kullanılabilmesi için turizm tahsis alanlarının tahsis edilmesi. Bu önemli bir çalışmaydı. Yalova'nın geleceğini... Bu sonuçlandı sanıyorum değil mi? Tabii. Şu anda inşallah alt ölçekli planları yapılacak ve önümüzdeki kısa bir zaman zarfında termalde çok güzel projeler olacak. Yani biz termalde bundan sonraki süreçte böyle marka otellerin buradaki kuruluşlarını görebilecek miyiz inşallah? Göreceğiz, mutlaka göreceğiz. Tabii bunlar işte siz de takdir edersiniz hep bir öncelikle planlama safhasından geçmesi gerekiyor. Biz şehrin imar planlarını ve turizm tahsis alanlarını yapacağız ki ondan sonra yatırımcı burada yatırımını yapmaya başladığı zaman herhangi bir engelle karşılaşmasın. Şu anda iktidar partisi olarak bizim birinci önceliğimiz ilimize yatırımcı çekmek, ilde yaşayan insanlarımızın da refah seviyesini yükseltmek. Sayın Bahadır, şimdi özellikle Yalova'nın turizm bir potansiyeli var. Evet. Yine Yalova'nın özellikle bir süs bitkileri noktasında bir özelliğe sahip bir kent. Bunun dışında çok stratejik bir noktada Yalova. Yani Marmara bölgesinin İstanbul, Bursa, Kocaeli üçgeninde çok önemli bir noktada. Yani Yalova özellikle turizm sektörü diyoruz. Tanıtımı bu Marmara bölgesinde yeterince yapılıyor mu? Ya şöyle söyleyeyim, tabii turizm dediğiniz zaman turizmi de kendi içerisinde ayırmak gerekiyor. Yani eskiden Yalova denizi temiz olduğu için böyle insanlar Bodrum'a, Marmaris'e gitmek yerine hafta sonları günübirlik tatillerini veya hafta sonu tatillerini Yalova'da geçirirlerdi. Tabii son yıllarda denizin biraz kirlenmesiyle birlikte deniz turizmi, hafta sonu turizmi biraz daha ikinci plana atıldı. Ama tabii şu anda esas bizim planlamaya çalıştığımız şey Yalova'nın lokasyonu itibariyle termal turizminin ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Mesela aynı işte bir Ava'da olduğu gibi, Sapanca'daki gibi güzel turistik tesisler yapılırsa burası karşı tarafta İstanbul'da aşağı yukarı 15-16 milyon nüfus var. Yalova İstanbul'a 1 saat ulaşım mesafesinde. Vatandaşlarımızın pazar günü evinden çıkıp sabah kahvaltısını yapıp güzel bir gün geçirdikten sonra İstanbul'a geri dönmeleri son derece kolay. Onun için biraz daha böyle günübirlik turizme, hafta sonu turizmine yönlendirmeye çalışıyoruz. Peki az önce OSB'lerden bahsettiniz ve OSB'ler bölgesi de Çiftlikköy bölgesinde yaklaşık 5-6 tane OSB'nin daha OSB projesinin hayata geçirilip de neticelenmediğini görüyoruz. Yıllardan beridir Yalova'da OSB'ler hep konuşuluyor ama ne yazık ki hayata geçen sadece tek bir OSB var. Evet. OSB'nin hayata geçmemesinde en önemli etken nedir? Tespitiniz var mı bu konuda? Ya şöyle söyleyeyim tabii. Biliyorsunuz Yalova coğrafi olarak Türkiye'nin en küçük ili. Bu küçük ilin %64'ü de aynı zamanda ormanlarla kaplı. Dolayısıyla Yalova'da arazi birim fiyatları biraz yüksek. Şimdi sanayicinin yatırım yapması için en önemli sebep temelden başlarken araziyi bir kere çok pahalıya alırsa bu çok tercih sebebi olmuyor. Yalova'da arsa fiyatları biraz yüksek olduğu için tabii burada yapılabilecek sanayinin de nitelikli sanayi olması gerekiyor. Ucuz arazinin üzerine ucuz sanayi yatırımları Yalova bölgesinde pek efektif olmuyor. Şimdi inşallah bu
Son dönemde biliyorsunuz Yalova'da Yalkim OSB kuruldu, faaliyetine devam ettiriyor. Bununla birlikte taşıt yan sanayi gibi, gemi ihtisas gibi, çiçekçilik gibi, İMES ve Avrasya organize sanayi bölgeleri gibi yeni OSB projelerimiz var. Bunların bir kısmı çalışmalarına başladı. Uzun yıllardır yapıldı, yapılacak işte kamulaştırma bir takım problemleri vardı ama tabii büyük projeler olduğu için biraz da zamana ihtiyaçları da oluyor. En büyük sorunları kamulaştırmada mı bu sorunu yaşıyorlar? Ya dediğim gibi arsa birim fiyatlarının yüksek olması sebebiyle Yalova'da kamulaştırma yapmak çok kolay olmuyor. Vatandaşlar da OSB'lerin kendilerine takdir biçtikleri fiyatları bazen beğenmeyebiliyorlar. Dolayısıyla konu mahkemeye sirayet ediyor. Mahkemeye gittiği zaman da bu birkaç yıllık bir sürece girmiş oluyor. Süreçte uzamış oluyor. Evet. Peki bir seçim mahalli sürecindeyiz. 31 evet. Mart mahalli seçimleri öncesi Yalova İl Başkanı olduğunuz Sayın Muhrim Bahadır. Bu yeni yönetimi oluştururken yeni genç bir kadroyla siz de genç bir il başkanı olarak göreve başladınız. İl yönetimine aldığınız ekip arkadaşlarınız hakkında böyle bir bilgilendirmede bulunur musunuz? Kriterleriniz nelerdi? Evet. Ben genel olarak şunu yapmaya çalıştım. Tabii siyaset biliyorsunuz biraz tecrübe, biraz da enerji gerektiriyor. Ben yönetim kurulunu yaparken yönetim kurulunun bir kısmını önceki dönem birlikte görev yaptığımız arkadaşlardan seçtik. Hep birlikte değerlendirdik. Bir kısmını da aşağı yukarı %50'lik kısmında siyasete yeni giren, genç, öğrenme odaklı, hevesli insanlardan, arkadaşlarımızdan seçtik. Bunu yaparken de kendi içinde birincisi demografik olarak ilimizin bütününü temsil edecek şekilde her hemşeri grubumuzdan olmasa bile birçoğunu değerlendirerek yaptık. Artı içimizde mimar var, mühendis var, mali müşavir olan var ve meslek gruplarını da bir yelpaze şeklinde seçmeye çalıştık ki örnek veriyorum imar konularıyla ilgili veya hukuk konularında birine danışacağımız zaman içimizdeki o konuyla ilgili branş ihtisas sahibi olan arkadaşımız bizi daha kolay yönlendirebiliyor. Kendisine güveniyoruz. Bu şekilde yaptık. Yani başarılı bir il yönetimi ekibiyle önümüzdeki süreçte Yalova'ya güzel hizmetleriniz olacaktır. İnşallah. Bizim beklentimiz bu. Benim şöyle bir projem var ayrıyeten. Tabii önümüzdeki dönem içerisinde inşallah bir sonraki seçimlere geldiğimizde teşkilatçılık biliyorsunuz tamamen aşağıdan yukarıya doğru yeni simaların yetişmesiyle heyecanla, şevkle olan bir şey. Ben de uzun yıllardır teşkilatta görev yaptığım için arkadaşlarıma da aynı şeyi söylüyorum. Ben eminim ki benim yönetim kurulumdaki arkadaşlarımın %100'ü bu görevi en az benim kadar iyi yapabilecek arkadaşlarımdır. Bunu tüm ilçelere, beldelere aynı şekilde yaymak istiyoruz. Yani yarın öbür gün bir arkadaşımızı belde başkanı veya belediye başkanı veya ilçe başkanı olacağı zaman o mu olur, bu mu olur, işte ya dışarıdan birisini bulsak demek yerine CV'leri önümüze koyduğumuzda en az yönetim kurulundaki arkadaşların %50'sinin nitelikleri yüksek, eğitimli, teşkilat terbiyesi almış, başarılı arkadaşlar olmasını sağlamaya gayret ediyorum. Peki, teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz hafta içerisinde AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan seçim startını Ankara'da verdi. Sizleri de davet etti. Tüm belediye başkan adaylarını, il, ilçe, belde, herkesi Ankara'da bir nevi kucakladı diyelim. Yalova'ya döndünüz. Seçim startı verildi. Ve AK Parti Yalova'da şu an ne tür bir çalışma içerisinde? Hemen şöyle ifade edeyim. Tabii biz malum seçimlerin yaklaşmasına yakın bir proje ekibi kurduk. Öncelikli olarak mahalle teşkilatlarımızla, mahalle muhtarlarımızla, STK'larımızla bir araya gelerek şehrin eksikleri, noksanları neler bunları tespit etmeye çalıştık. Mahalle mahalle toplantılar yaptık. Bu toplantılar neticesinde kiminin kendine göre otopark problemi var, kiminin sağlık hizmetleriyle ilgili, kiminin imarla ilgili problemleri var. Bunları dinledik, değerlendirdik. Proje ekibimiz hepsini bir süzgeçten geçirdi. Ve biz Yalova'daki projelerimiz aslında ya sırf uçurtma olsun diye hani şehrin buna ihtiyacı yok ama hayal ürünü projeler üretmedik.
şehrin tüm mahallelerinde eksikleri, noksanları tespit ederek projelerimizi de ona göre şekillendirdik. Peki yapmış olduğunuz bu tespitlerde özellikle Yalova'nın en büyük sorunu, en büyük sıkıntısı, size en böyle çok şikayet edilen konu hangisi? Bence iki tane önemli problem var. Bir tanesi vatandaşlarımızın bildiği ve gündeme getirdiği bir konu. Bu trafik. Bunları biraz daha ayrıntılı anlatmak isterim sizlere. İkincisi de göze görünmeyen altyapı çalışmaları. Şimdi girelim. Her iki konu hakkında da AK Parti 31 Mart mahalli seçimlerinde Yalova'dan belediye başkanını seçerse bu konular nasıl eğilecek, ne yapacak bu iki konu hakkındaki düşünceniz değil? Müsaade ederseniz sırasıyla cevaplayayım. Şimdi mesela trafikle ilgili olarak benim şu anda gördüğüm en büyük problem, örnek vereyim, Cumhuriyet Caddesi, Fatih Caddesi, İstanbul Caddesi. Bizim 3 şeritli, 4 şeritli caddelerimiz var. Bu caddeler sağlı sollu iki tarafı kiraya verilmek suretiyle otoparka dönüştürülmüş. Belediye kendisine buradan gelir sağlarken bir taraftan da maalesef vatandaşın trafik problemini daha da arttırmış, ikiye katlamış. Ben bir taraftan iş hayatının içinden gelen bir arkadaşınız olduğum için vatandaşla, esnafla konuştuğumda düşündüm ne yapılabilir diye. İnsanlar çok haklı. Şimdi hem yol kenarları otopark olarak kiraya verilmiş, belediye buradan bir gelir elde ediyor. Ama buna karşılık bir vatandaş arabasını sabahleyin dükkanın önüne park ediyor. Akşama kadar o araba orada kalıyor. Şimdi düşünün, bir hanımefendi, ben kendi eşimden örnek vereyim, arabada çocuklarla birlikte gitti, herhangi bir dükkandan alışveriş yapacak. Arabayı park etmesinin, durup inmesinin, alışveriş yapmasının mümkünatı yok. Ne yapacak? Uzakta bir yere otoparka arabasını bırakacak, çocukları ellerinden tutacak, çarşıya götürecek, alışveriş yapacak vesaire. Biz şunu planlıyoruz, yol kenarlarındaki otoparkları, daha doğrusu şu anda otopark olarak kullanılan kaldırım kenarlarını tamamen boşaltacağız. Bunları yeni yapılan şehrin muhtelif yerlerindeki katlı otoparklara taşıyacağız. Yani vatandaş park ihtiyacını uzun süreli parkları şehir içindeki otoparklarla karşılayacak. Kısa süreli anlık park yapmak ihtiyacını da dükkanların önünde durarak 15-20 dakikalık parklar halinde giderebilecek şekilde getireceğiz. Bu esnafın da çok işine gelecek. Kesinlikle. Yani Yalova merkezde ki yüksek kira ödeyen esnaf kesiminin ticaretini gerçekten kolaylaştıracak bir şeydir. Böyle bir radikal kararı mevcuttaki belediye başkan adayı seçildiğinde uygulayabilecek mi? Uygulayacak. Yani biz de uygulaması için elimizden gelen tüm desteği vereceğiz. Şimdi demin de ifade ettiğimiz gibi Yalova'da kiralar yüksek. Esnaflarımız bu park probleminden dolayı birçok işletme kendi müşterisi dükkanın önünde duramıyor, gidiyor AVM'lere. Neden? AVM'de otopark var. İşte bakıyorsunuz bugün Özdil'e, Kipa'ya, Star AVM vesaire, mesela başka yerlere gidiyorlar. Bunu yaptığımız zaman bu, evet, radikal bir karar. Belediye açısından bütçeyi zorlayacak, bir takım otopark gelirlerinden mahrum kalacak ama bence şehrin geleceği için ve esnaflarımızın daha iyi iş yapabilmesi için bence kesinlikle alınması gereken bir karar. Şu anki mevcut Yalova Belediyesi bünyesinde bir pazar yerinde katlı otopark var. Evet. Ve bu katlı otoparkın üçüncü katı, hatta ikinci katı bile genelde boş. Evet. Bunun ana sebebi de fiyatların çok yüksek olmasından kaynaklanıyor. Ve biz bu konuda yapmış olduğumuz araştırmada şunu söylüyorlar. Belediyeden özel bir firma burayı kiraladı. Burası özel sektör. Evet. Yalova Belediyesi'yle alakası yok deniliyor. Ve resmen vatandaş orada kazıklanıyor. Yarın öbür gün Yalova Belediyesi'ni AK Partili bir belediye kazandığı zaman bu konuda aynı uygulamayı devam edecek mi? Yoksa çok sınırlı olan otopark noktalarını çoğaltıp ücret konusunda da vatandaşın çok rahatlıkla ödeyebileceği bir rakam üzerinde mi hareket edecek Sayın Bahadır? Ya şöyle söyleyeyim. Tabii otoparkların birinci önceliği vatandaşın ihtiyaçlarını karşılamak. Bunun yanında tabii ki bir takım kendi masraflarını karşılayabilmesi açısından ücrete tabi olacaktır. Buna katılıyorum ama zaten mevcut belediyecilik kanununa göre
Bina yapılırken otopark parası adı altında bir para ödeniyor belediyeye. İşte bu otopark paraları esasında doğru değerlendirilmiş olsa zaten şehrimizde park problemiyle ilgili bir sıkıntı yaşanmamış olması gerekir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın geçtiğimiz hafta Perşembe günü özellikle yaptığı konuşmasında otopark konusuna çok özellikle değindi ve bundan sonraki yeni yapılarda araç parkı için ruhsat verirken buna çok dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Yani bundan sonraki süreçte AK Partili bir belediye başkanı Yalova'yı yönetme noktasında sandıktan birinci parti olarak çıkarsa bunu Yalova'da uygulayabilecek mi diyorsunuz? Bence kesinlikle, kesinlikle biz bunu uygulama taraftarıyız. Çünkü şöyle söyleyeyim. Birincisi demin de ifade ettiğim gibi yeni yapılan her binanın altında kendi otoparkı olması gerekiyor. Eğer bu fiziki şartlar sağlanamıyorsa belediyeye otopark parası adı altında bir ücret ödeniyor. Bunların ayrı bir yani normal belediyenin havuzunda değil de ayrı bir kasada biriktirilip eğer binanın altında otopark yapılması mümkün değilse her mahallede belli bölgelerde otoparklar planlanarak bu şehir plancılığının bir kaçınılmazı. Yani şu anda yaşadığımız trafik probleminin, park probleminin yegane sebebi bu bence. Süreç doğru idare edilmiyor. Bu otopark parası adı altında toplanan paraların aynı şekilde kullanılması gerektiği kanaatindeyim. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi İl Genel Meclis üyeleri ve belediye meclis üyeleri daha belirlenmedi. Evet. Sanıyorum teşkilat bazında yapılacak istişareler sonucunda sıralamalar belli olacak. Hı hı. Özellikle belediye meclis üyesi, İl Genel Meclis üyesi adaylarını belirlerken teşkilatın kriterleri neler olacak Sayın Bahadır? Şöyle, tabii ki demin ben kendi il yönetim kurulu üyelerimden aynı örneği vermiştim. Burada şehrimizde yaşayan tüm vatandaşlarımızı kucaklayacak, hepsine hitap edebilecek şekilde birincisi ilimizdeki demografik yapıyı gözeteceğiz. İkincisi teşkilatlarımızla olan bağ, aidiyet. Üçüncüsü de her meslek grubundan, yani mesela AK Parti bu konuda çok kurumsal eğitimlerde bize vermiş oldukları talimatlarda şu şekilde örnek veriyorum. Muhakkak belediye meclis üyelerinin arasında bir hukukçu olması gerekiyor. Belli sayıda bayan ve genç kontenjanı olması gerekiyor. Gençlerin ve bayanların da en iyi şekilde temsil edilebilmesi için. Şehir plancısı, mimar, mühendis. Dolayısıyla biz bir komisyon oluşturuyoruz. Kadın kolları, gençlik kolları başkanımız, merkez ilçe başkanımız, il başkan yardımcılarım ve belediye başkan adayımızın da içinde olduğu bir komisyonla birlikte bütün belediye meclis üyeliğine adaylık başvurusu yapan arkadaşlarımızı hep birlikte komisyonla değerlendiriyoruz. Ama ana kriterlerimiz bunlar. Gerçi belediye başkan adayı Yusuf Ziya Öztebak'a sorulması gereken bir soru ama ben tabii teşkilat hep beraber bazı konularda istişareler yapıyor. Bir 31 Mart mahalle seçimleri tabii ki AK Parti için çok önemli bir seçim gibi gözüküyor Yalova'da. Sayın Öztebak'ın bir proje ekibi var mı? Evet. Bu konuda Yalova halkın önüne biz şu ana kadar tabii daha siz yeni başladık diyorsunuz. Sanıyorum birçok proje ile yenilecek değil mi Sayın Bahadır? Tabii tabii. Şöyle söyleyeyim. Demin de dediğim gibi biz yaklaşık daha belediye başkan adayımız belli olmadan 4 ay önce bir çalışma ekibi oluşturduk. Bunun içerisinde mimar, mühendis, şehir plancısı arkadaşlarımız ve teşkilatlarımızın farklı noktalarından kadın ve gençlik kollarımızdan arkadaşlarımız var. Bunlarla birlikte bir takım toplantılar yaptık. Öncelikle mahallelerin dertlerini dinledik. Mahallelerde ne gibi problemler var? Vatandaş en çok neden rahatsız oluyor? Akabinde bu problemlerin teknik olarak çözülebilmesi için bir proje ekibi yaptık. Bu proje ekibi biz sadece hani şurada şu mahallede bu projemiz var bunu yapacağız diye vaat etmiyoruz. Beraberinde çözümlerini de nasıl yapacağımızı da halkımıza sunuyoruz ki malum belediyecilikte yaygın vaat edip de yapmamak gibi bir şey. Bizim AK Parti olarak öyle bir lüksümüz yok. Bizim bir en büyük özelliklerimizden biri de
Mesela biz il başkanları toplantısı yapıyoruz. İl başkanları toplantısında mevcut belediye başkanlarımızın faaliyetleriyle ilgili sürekli teşkilatımız bizi sorguya çeker. Vaatlerinin yüzde kaçını belediye başkanımız şu ana kadar yerine getirdi? Dönemini sonuna kadar yüzde kaçını tamamlayabilecek? Dolayısıyla AK Parti'de bu oran çok yüksektir. Yani diyelim ki 25 tane vaat verdiniz, bunun 3 tanesini yapayım mı? İşte geri kalanına da mazeret üreteyim gibi asla böyle bir şey yok. Bizim başarı oranımız %95'ler seviyesinde. Peki, şimdi bundan bir ay önce diyelim belediye başkan adayları ilçelerde ve beldelerde de belirlendi. Bazı ilçelerde 4 dönem ve bazı beldelerde de 4. dönem belediye başkan adaylarını biz gördük. Evet. Bu AK Parti için bir avantaj mı, dezavantaj mı? Seçmen kitlesi özellikle 2 dönem diyor. En fazla da 3 dönem diyor. Evet. Siz buna katılıyor musunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle söyleyeyim. Tabii bizim gerek milletvekillerimiz olsun, gerek seçilmiş belediye başkanlarımız olsun, hepsi genel merkezin, yerel yönetimler başkanlığının ve teşkilat başkanlığının kontrolü altında. Şimdi mevcut belediye başkanlarımızla ilgili örnek vereyim. Hepsinin projelerini gerçekleştirme oranları, belediyenin bütçesini hangi oranda iyi idare ediyorlar, halkla ilişkileri, sevilirlikleri, anketleri, birçok değerlendirme kriteri var. Eğer bir belediye başkanımız 2 dönemini veya 3 dönemini tamamlamış da tekrardan aday gösterilecekse, muhakkak genel merkez o konuyu iyice incelemeden, gerekli kriterlere sahip olup olmadığına bakmadan tekrar aday göstermez. Bu konuda mutlaka bizim de görüşlerimizi alıyorlar. Ama biz şuna eminiz. Tabii ki siyaset yıpratıcı bir iş. Belediye başkanlarımız da çok çalışıyorlar. Yani bazen vatandaş bir şey talep ediyor. Olacak şeyler de olmayacak şeyler de talep ediliyor. Zaman zaman kendileri eleştirilere de maruz kalıyorlar. Ama önemli olan doğru kararlar vermek, doğru işler yapmak. Üç dönem kuralı ile ilgili de şunu söylemek istiyorum. Mesela AK Parti'de biliyorsunuz 3 dönem kuralı var. Şu anda diyeceksiniz ki buna rağmen nasıl 4. dönemini yapan belediye başkanları var? Evet. Şimdi nüfusun ve seçmen sayısının 20 binin altında olduğu ilçelerde, beldelerde 3 dönem kuralı uygulanmıyor. Küçük ilçeler olduğu için, ama bunun haricinde nüfusun yoğun olduğu büyük illerimizde, ilçelerimizde 20 binin üzerindeyse 3 dönem kuralını uyguluyoruz. Vatandaşlarımız bunu bize... Bu çok önemli bir kriterdi de sanıyorum bu dönem. Ya tabii evet, bu dönem özellikle AK Parti'nin kuruluş yılları itibariyle bazı belediye başkanlarımız 3 dönemlikti. Nüfusta 20 binin altında olduğu nüfusta için... Nüfusta 20 binin altında olduğu bu için... Bu 3 döneme takılmadılar diyebiliyoruz, evet, değil mi? Evet, doğru. Peki hedef 14 belediye var, hı hı, Yalova'da. Sizin 31 Mart akşamı nasıl bir sonuç, nasıl bir başarı bekliyorsunuz? Evet. Bunu gönlünüzden ne geçiyor? Ben ne il diyorsunuz? Başkanım, bana sorarsanız ben tabii ki hepsini almak isterim ama 14 belediyenin teveccühü. 14'ünü de tabii ki alma tabii taraftarısınız. Peki son 10 gün içerisinde özellikle AK Parti Altınova İlçe Teşkilatı ve geçen hafta da Subaşı AK Parti Belde Teşkilatı'nda bazı istifalar yaşandı. Evet. Neden yaşandı? Siz neye bağlıyorsunuz Sayın Bahadır? Ya ben şuna bağlıyorum. Tabii ki bizim teşkilatlarımızda görev yapan her bir arkadaşımız bizim için çok kıymetlidir. Gönül ister hiçbiri istifa etmesin, hep bir çatı altında olalım, ama birazcık da şurada sağduyu sahibi olmak lazım. Ben arkadaşlara bakıyorum, istifa eden arkadaşlarıma. Şimdi bizde görevler verilmez, yani görev istenmez, görev verilir. Bir yerlere talip olup ondan sonra da istekler yerine gelmediğinde bir başka arkadaşı, belediye başkan adayı veya ilgili meclis üyesi, belediye meclis üyesi olduğunda bize yakışan şey onu tebrik edip arkadaşlarımızla birlikte çalışmaktır. Ben işte adaydım, olmadı, benim yerime diğer arkadaşı koydular, ben daha iyi yapabilirdim gibi nefsane düşüncelere kapılırsak maalesef bu beraberinde başka problemleri getirecektir. Tabii AK Parti çok büyük bir parti. Gerek üye sayısıyla, gerek teşkilat sayısıyla
Zaman zaman böyle ufak tefek problemler oluyor. Siz de takdir edersiniz. Yalova'da 36 bin üyesi olan, birçok teşkilat mensubu olan bir yapıda böyle 3 kişinin, 5 kişinin zaman zaman gönül ister hiç kimse istifa etmesin. Ama özellikle ben şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar bana geliyorlar kendi ilçeleriyle, beldeleriyle ilgili problemleri aksettirmeye. Peki senin önerin nedir diye soruyorum. Hepsi şunu söylüyor. Ya beni seçerseniz diyor başkanım diyor her şeyi dört dörtlük. Peki diğer arkadaşın olduğunda ya o zaman diyor işte onda şu problem var, bu problem var. Ama diğer gelen vatandaş da onun için aynı şeyleri söylüyor. Dolayısıyla burada nefsane davranmamak lazım. Burası küçük bir il. Hepimiz yüz yüze bakıyoruz. Arkadaşlarımın hepsi bizim için çok kıymetli. İnşallah biz onları tekrar kazanacağız diye ümit ediyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum. İçtenlikle bu sorulara cevap verdiğiniz için. Programımızın böyle sonuna geliyoruz. Özellikle sizin 31 Mart mahalli seçimleri öncesi Yalova kamuoyuna iletmek istediğiniz bir mesaj var mı? Ardından ben Yalova medyası ile alakalı, Yalova medyasını nasıl buluyorsunuz? Yalova medyası ile AK Parti yeni il başkanı sıfatıyla bir sorun sıkıntı var mı? Bu sorularla kapatabiliriz programı. Buyurun. Ya şöyle söyleyeyim, yaklaşan seçimlerin tabii ki öncelikle ilimize, sonra da ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Birinci isteğimiz bu. İkincisi, tabii her insana doğduğu yer, yaşadığı yer çok özeldir, çok güzeldir. Ben de bir Yalovalı olarak, Yalova bana sorsanız dünyanın en güzel ili diyebilirim. Tabii iş sebebiyle çok seyahat ediyorum. Farklı illere, farklı ülkelere gidiyorum ama gerçekten Yalova güzel bir yer. Neden diyeceksiniz? Ya önümüzde deniz, yürüme mesafesinde harikulade turistik yerler, ormanları bol, suyu temiz, yaşanabilirliği güzel. Yalova dört dörtlük yaşamak için ideal bir yer. Herhangi bir nüfus fazlalığından dolayı bir kaos yok. Şimdi her şeyi olan böyle güzel bir ilin tabii ki daha iyi idare edilmesi ve daha iyi imkanlara sahip olmasını hepimizin ortak düşüncesi bu. İşte biz bunları yapmaya talibiz. Ben şunu demiyorum asla. Cenab-ı Allah'ın yarattığı her insan özeldir, güzeldir. Takdir ediyoruz. Mevcut belediye başkanları da bizimkiler olsun. Yalova belediye başkanı olsun. Bir şeyler yapıyordur muhakkak. Ama biz Yalova için özellikle il belediyesiyle ilgili daha iyi şeyler yapmaya talibiz. Benim genel bakış açım şu, işte o şunu yaptı, şöyle yaptı, berbat ettiden ziyade biz sağ olun yapan yapacağını yapmıştır ama biz daha iyisini yapmaya, daha çok çalışmaya, daha az uyumaya, insanlarla daha barışık olmaya talibiz. Bizim hedefimiz bu. Yani biz iktidar partisiyiz, biz çıtayı yükseltiriz iddiasında mısınız? Aynen öyle, aynen öyle, kesinlikle. Yalova medyasını nasıl değerlendiriyorsunuz, nasıl buluyorsunuz? Artı bu seçim sürecinde Yalova medyasıyla nasıl bir çalışma yapacaksınız? Var mı bununla ilgili herhangi bir programınız? Ya öncelikle tabii zor şartlar altında görev yapan tüm medya mensuplarına buradan selam gönderiyorum. Sağ olsunlar. Bence onlar bizim vazgeçilmezimiz. Çünkü örnek vereyim, ben bir il başkanı olarak ilde kötü giden bir şeyler gördüğüm zaman bunu tek tek kapı kapı dolaşıp veya teşkilatlarımı anlatmak suretiyle ulaşabileceğim insan sayısı belli. Ama bu bağlamda basın mensuplarımıza çok büyük görev düşüyor. Hep birlikte doğru gördüğümüz şeyleri savunabilmek için sizlerin desteğine çok ihtiyacımız var. Yalova ile ilgili olarak da tabii Yalova malum çok büyük bir il değil. İşte özellikle gazeteci arkadaşlarımla, basın mensuplarıyla konuşuyoruz. Ben bir taraftan da iş hayatından gelen bir arkadaşınızım. Birazcık böyle konuların içine girince malum gazetelerin işte bir takım problemleri olduğundan bahsediyorlar. Daha fazla destek görmek istiyorlar. Daha fazla ilgi alaka istiyorlar. İnşallah Yalova'da basın mensuplarımız için de iyi şeyler yapmayı planlıyoruz. 2018'in ortalarında diyelim. Aynı zamanda Yalova Ticaret Odası Meclis Başkanlığı görevine de seçildiniz, geldiniz. Evet. Hemen ardından 3-4 ay sonra il başkanlığı koltuğu. Evet. Öyle bir şey ki bir anda bir koltukta iki karpuza biraz yoğunluk oldu. Evet. Bu hayatınızı nasıl etkiledi? Nasıl bir
atmosfer, nasıl bir çalışma düzeni, bir de ticari hayatınız var. Evet. Muğdin Bahater bu kadar şeyi nasıl başarabiliyor, nasıl yetişebiliyor? Ya şöyle söyleyeyim, tabii biraz daha zamanımızı efektif kullanmak gerekiyor. Daha az uyuyarak, zamanımızı daha verimli kullanarak bunların üstesinden geliyoruz. Tabii ticaret odasındaki vazifemizle ilgili ben orada biliyorsunuz meclis başkanıyım. Evet. Yani ayda bir sefer yapılan oturumları yönetiyorum ve orada bir kontrol mekanizması pozisyondayız. Ama ben size şunu söylemek istiyorum. İnanın bizim yaptığımız bu çalışmalar, hani ben aynı zamanda hem ticaretle uğraşıyorum, hem ticaret odası, hem siyasi parti, hiçbir şey değil. Yaptığımız çalışmalar inanın hiç de fazla değil. Mesela bir örnek vermek istiyorum. Ben Sayın Cumhurbaşkanımız bana görevi tevdi ettiği akşam geç saatlerdeydi kendisinin makamına bizi çıkarttılar. Orada konuşurken kapıda biraz bekledik. Bu bekleme esnasında şöyle bir şey oldu. Özel kalemine sordum. Efendim dedim saat kaça kadar buradasınız? Saat 11-12'ye yaklaştı neredeyse. Sayın Başkan dedi, Cumhurbaşkanımız sabahleyin ezanla birlikte kalkıyor. Her gece 1'e 2'ye kadar çalışıyor. Günde sadece 4 saat uyuyarak gün 20 saat çalışıyor dedi. Ve biz koruma timleri, günde 2-3 tane farklı tim var. Arkadaşlar yoruluyor. 2 tane de özel kalemimiz var dedi. Evet, benle birlikte bir özel kalem daha var. Düşünün ki Cumhurbaşkanımız gün 20 saat çalışıyorsa ben 40 yaşındayım, 42 yaşındayım. Bizim daha fazla çalışmamız lazım demek ki. Peki hemen şurada paralel olarak ben şu soruyu da yönelteyim. Ailenize zaman oluyor mu bulamıyorsunuz? Ya sağ olsunlar, en büyük destekçimiz onlar. Benim iki tane ufak çocuğum var, iki tane küçük kızım var. Biri 3 yaşında, biri 7 yaşında. Tabii çocuklarım durumdan biraz muzdaripler. Babacığım seni çok özlüyoruz diyorlar ama ne yapalım? Biz de çocuklarımızın geleceği için, iyi bir Türkiye için bir takım bedeller ödenmesi gerekiyor. Biz çalışarak o bedeli ödemeye uğraşıyoruz. Yani her şey ülke ve Yalova için mi diyoruz Sayın Bey? Aynen öyle, aynen öyle. Değerli TV Yalova izleyicileri, bugünkü konuğumuz Adalet ve Kalkınma Partisi Yalova İl Başkanı Sayın Muğdin Bahater oldular. Kendilerine programımıza katıldıkları için tekrar teşekkür ediyorum. 31 Mart mahalle seçimlerinde partisine ve tabii ki AK Parti'nin güzide yeni il başkanı sıfatıyla da önümdeki süreçte siyasi hayatına başarılar diliyorum.